11. işaret. 10. işaret, nasıl ki Şecer taifesindeki mucize-i nebeviyeyi gösterdi, 11. işaret dahi cemadatta taş ve dağ taifesinin mucize-i nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. İşte biz de o çok kesretli misallerinden 7-8 misali zikredeceğiz. 1. misal, Allame-i Mağrib Hazreti Kadı İyaz, Şifa-i Şerif'inde ulvi bir senetle ve Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Hadim-i Nebevi Hazreti İbni Mes'ud der ki, biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanında taam yerken, taamın tesbihlerini işitiyorduk. 2. misal, nakli sahih ile Enes ve Ebu Zer'den Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, Hazreti Enes Hadim-i Nebevi demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanındaydık. Avucuna küçük taşları aldı, mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ın eline koydu, yine tesbih ettiler. Ebu Zer-i Gıfari tarikında der ki, sonra Hazreti Ömer'in eline koydu, yine tesbih ettiler. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tesbihe başladılar. Sonra Hazreti Enes ve Ebu Zer diyorlar ki, ellerimize koydu, sustular. 3. misal, Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Ayşe-i Sıddıka'dan nakli sahih ile sabittir ki, dağ, taş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Ali'nin tarikında diyor ki, Bidayet-i Nübüvvet'te, Nevahi-i Mekke'de, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile beraber gezdiğimizde, ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit, Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Cabir, tarikında der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, taş ve ağaca rast geldiği vakit, ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip, Esselamu aleyke ya Resulallah diyordular. Cabir'in bir rivayetinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. İnni le'arifu haceran kâne yusellimu aleyye. Bazıları demişler ki, o Hacerul Esved'e işarettir. Hazreti Ayşe'nin tarikında demiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Lemmestekbeleni Cebrailu bir risale, cealtu la أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. 4. misal. Nakli sahih ile Hazreti Abbas'tan haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam Abbas'ı ve 4 oğlunu Abdullah, Ubeydullah, Fazıl, Kusem beraber mülaet denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü. Dedi: Ya Rabbi, hâdâ ammî ve sınvu ebî ve hâulâi benûhû festurhum minen nâr kesetri iyyâhum bimülâeti deyip dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları amin, amin diyerek duaya iştirak ettiler. 5. misal, başta Buhari İbni Hibban, Davud, Tirmizi gibi kütüb-ü sahiha, müttefikan Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'den, Osman-ı Zinnureyn'den, Aşere-i Mübeşşere'den, Said İbni Zeyd'den haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk ve Osman-ı Zinnureyn ile Uhud dağının başına çıktılar. Cebel-i Uhud, ya onların mehabetlerinden veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti ki, Üthbüt ya Uhud, فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يٌّ وَصِد۪يكٌ وَشَه۪يدًا. Şu hadis, Hazreti Ömer ve Osman şehit olacaklarına bir ihbar-ı gaybidir. Şu misalin tetinmesi olarak nakledilmiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi, ''Ya Resulallah, benden ininiz.'' Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah beni tazip eder. Onun için korkarım. Cebel-i Hira çağırdı. Ya Resulallah ileyye, bana gel. Bu sır içindir ki, ehli kalp, sebirde havf,
ve Hira'da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abddir, müsebbihtir ve vazifedardırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanır ve severler, başıboş değillerdir. Altıncı misal, nakli sahih ile Abdullah İbni Ömer'den haber veriyorlar ki, demiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam minberde hutbe okurken, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْضِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ ayetini okudu ve dedi, اِنَّ الْجَبَّارَ يُعَظِّمُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ dediği vakit, minber öyle sarsıldı ve öyle lerzeye geldi ve titredi. Korktuk ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı düşürecek bir derecede sallandı. Yedinci misal, nakli sahih ile Habrul Ümme ve Tercümanül Kur'an olan Hazreti İbni Abbas ve Hadim-i Nebevi ve Ulema-i Azime-i Sahabeden olan İbni Mesud'dan haber veriyorlar ki demişler, Fethi Mekke gününde Kabe ve etrafında taşta rasasla mıhlanmış 360 sanem vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam elinde kavse benzer bir değnekle o sanemlere birer birer işaret ederek, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَى deyip, hangisine işaret etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse, arkasına düşer, arkasına işaret ettiyse, yüz üstüne düşer ve hakeza, sanemler yere yuvarlandılar. Sekizinci misal, meşhur Buheyra-i Rahib'in meşhur kıssasıdır ki, nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, amcası Ebu Talip ve bir kısım Kureyşi ile beraber Şam tarafına ticarete gidiyorlar. Buheyra-i Rahib'in kilisesi civarına geldikleri vakit oturdular. İnsanlar ile ihtilat etmeyen Münzevi Buheyra-i Rahib birden çıka geldi. Kafile içinde Muhammedül Emini aleyhissalatu vesselam gördü, kafileye dedi, şu Seyyidül Alemin'dir ve peygamber olacaktır. Kureyşiler dediler, neden biliyorsun? Mübarek rahip dedi ki, siz gelirken baktım ki havada üstünüzde bir parça bulut vardı. Siz otururken şu Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam tarafına bulut meyletti, gölge yaptı. Hem görüyordum ki taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebilere yapılır. İşte bu 8 misal gibi, belki 80 misal var. Bu 8 misal birleştirilse öyle kopmaz bir zincir olur ki, hiçbir şüphe onu koparamaz ve sarsamaz. Şu cins mucize, umumiyeti itibariyle, yani cemaatın davayı nübüvvete delil olarak konuşmaları, manevi tevatür hükmünde yakini ve kat'iyeti ifade eder. Her bir misal, mecmuun kuvvetinden, kendi kuvvetinden fazla bir kuvvet daha alır. Evet, zayıf bir direk, kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir. Zayıf, kuvvetsiz bir adam, asker olup orduya girse, öyle kuvvetleşir ki, bin adama meydan okur. 12. işaret. 11. işaretle alakadar olan 3 misal, fakat gayet mühim misallerdir. 1. misal, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى nasıl kat'isiyle ve ehli tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehli hadisin ihbariyle Gazve-i Bedir'de şu ayet haber veriyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir avuç toprak ile küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne attı. Şahetil vucuh dedi. Şahetil vucuh kelimesi bir kelam iken onların her birinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi her bir kafirin gözüne gitti, her biri kendi gözüyle meşgul olup, hücumdayken birden kaçtılar. Hem Gazve-i Huneyn'de, başta İmam-ı Müslim olarak ehli hadis haber veriyorlar ki, Gazve-i Huneyn'de, Bedir gibi, küffar şiddetle hücum ederken, yine bir avuç toprak atıp, şahetil vucuh diyerek, her birinin kulağına bir şahetil vucuh kelimesi girdiği gibi, biiznillah
her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbab-ı adi ve kudret-i beşer dahilinde olmadığından, Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ferman eder. Yani, o hadise kudret-i beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye ile değil, belki fevkalade bir surette kudret-i ilahiye ile olmuştur. İkinci misal, başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sahih'a haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını, bir keçiyi bir yan yapıp pişirmiş, gayet müessir bir zehir ile zehirlemiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama göndermiş. Sahabeler yemeye başladılar. Birden ferman etti. اِرْفَعُوا اَيْدِيَكُمْ اِنَّهَا اَخْبَرَتْنِي اَنَّهَا مَسْمُومَةٌ Yani, pişirilen keçi bana der ki, ben zehirliyim diye haber veriyor. Herkes elini çekti. Fakat o şiddetli zehirin tesirinden Bişr İbnül Berra aldığı bir tek lokmadan vefat etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o Zeynep ismindeki kadını çağırdı, ferman etti. Neden böyle yaptın? O menhuse dedi, eğer peygamber isen sana zarar vermeyecek. Eğer padişah isen insanları senden kurtarmak için yaptım. Bazı rivayette onu öldürtmemiş, bazı tarikte öldürtmüş. Ehli tahkik demiş ki, kendi öldürtmemiş fakat Bişr'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler. Şu vakayı acibedeki veci icazı gösterecek 2-3 noktayı dinle. Birincisi, bir rivayette var ki, o keçinin kolu haber verdiği vakit bazı sahabeler de işittiler. İkincisi, hem bir rivayette vardır ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam haber verdikten sonra dedi, Bismillah deyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir. Şu rivayeti Çendan İbni Hacer-i Askalani kabul etmemiş, fakat başkaları kabul etmişler. Üçüncüsü, hem Dessas Yahudiler, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ve mukarrebini sahabeye birden darbe vurmak istedikleri halde, birden gayipten haber verilmiş gibi, hadisenin inkişafı ve desiselerinin akim kalması ve o ihbarın ifade ettiği vaka doğru çıkması ve hiçbir vakit sahabeleri nazarında mütehalif bir haberi görülmeyen Zat-ı Ahmediye'nin şu keçinin kolu bana söylüyor demesi, herkesin kulağıyla o keçiden o sözü işitmesi kadar kanaat-ı kat'iyeleri olmuş. Üçüncü misal, Hazreti Musa aleyhisselamın yedi beyza ve asa mucizesine nazire olarak üç hadisede bir mucize-i Ahmediye. Birincisi, Hazreti İmam Ahmed İbn Hanbel Ebi Said'in Hudri'den tahric ve tasih eder ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Katade İbn Numan'a karanlıklı, yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki, sana lamba gibi onar arşın her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır, onu hanenden çıkar tardet. Katade değneği alır gider. Yedi beyza gibi ışık verir. Evine gider, o siyah şahsı görür, tard eder. İkincisi, bir menba-ı garayip olan Gazve-i Kübra-i Bedir'de, Ukkaşe İbnil Mihsanil Esedi'nin müşriklerle dövüşürken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kılınca mukabil kalınca bir değnek verdi. Dedi, bununla harbet. Birden değnek, biiznillah uzun, beyaz bir kılınç oldu. Onunla harbetti. Hayatı miktarınca, ta Yemame Harbi'nde şehit oluncaya kadar boynunda taşıdı. Şu hadise kat'idir. Çünkü Ukkaşe, bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılınç, El-Avun Nami ile meşhur olmuş. İşte Hazreti Ukkaşe'nin iftiharı ve kılıncın, Avun Nami ile kılınçların fevkinde iştiharı, şu hadisenin iki hüccetidir. Üçüncüsü, İbni Abdilber gibi bir allame-i asır ve ehli tahkikın büyüklerinden nakil ve tasih ediyorlar ki, Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın halazadesi olan Abdullah İbni Cahş harp ederken kılıncı kırıldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılınç oldu. Onun ile harp etti. O eseri mucize olan kılınç baki kaldı.
meşhur İbn-i Seyyid-in Nas siyerinde haber veriyor ki, bir zaman sonra Abdullah o kılıncı Buay-i Turki namında bir adama 200 liraya sattı. İşte bu iki kılınç Asay Musa gibi birer mucizedir. Fakat Asay Musa vefat-ı Musa'dan sonra vecih-i icazı kalmadı. Fakat şunlar baki kaldılar.